Fox TV'de Çalar Saat hafta sonu programında İlker Karagöz'ün konu olan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'den istifa ederek kopan 3 milletvekilinin tavrını ve Süleyman Soylu'nun tepkisel çıkışına değerlendirdi. Berat Albayrak'ın istifası, TV'lerde 18 saat boyunca konuşulmadı bile diyen Zeyrek, istifasından sonra adamcağız öldü mü kaldı mı haberimiz de yok. İstifasını 18 saatte ancak öğrendik. İstifa ettiği günden beri haber alınamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini teslim ettiğimiz isim ben affınızı istiyorum diyerek sosyal medya dilekçesiyle bastı gitti. O gündür yoktur ortalarda.'' Merkez Bankası kasası boşalmış, hazine boşalmış, bunların hiç hesabını soran yok. Diğer yandan 3 tane milletvekili CHP'nin fikirsel duruşuyla ayrı düşmüş istifa etmiş. Tüm basının gündeminde. Fikirlerini çıktı açıkladılar. Mehmet Ali Çelebi'nin ulusalcı bir duruşu var. CHP Libya'da olmamıza karşı değil ama Mehmet Ali eski bir asker olarak orada ne işimiz var diyor böyle bir fikir ayrılığına düşmüşler. Ben istifa ederkenki açıkladıkları görüşleri desteklemiyorum. Ona oy vereceğime gider AK Parti'ye oy veririm. AK Parti çizgisinde görüş açıkladılar. Büyük ihtimalle Muharrem İnce'nin partisine katılacaklar. Yolları açık olsun. Türkiye'nin sorunlarına Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener çözüm bulamadılar. Belki bunlar bulurlar dedi. Özdağ'ın sokak ortasında uğradığı saldırı için tepkisel görüşünü de değerlendiren Zeyrek, Bahçeli'ye de eleştiri yönlendirdi. Bir kere insan vicdanlı olmalı diyen Zeyrek, sen dikkat çekmek için kolunu kafanı kırdırır mısın?'' Adam hastaneye yetişmezse kan kaybından gidecek. Bir insan olarak kendi kendini dövdürdü diyebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Siyaset şiddet olmasın diye yapılıyor. İnsanların düşüncelerini o zeminde açıklamaları için vardır. Siyaset olmasa işte sokaklarda şiddet olur. Şiddet olayıdır. Bunun savunulması üzücü. Çıkın kınayın ifadelerini kullandı. Soylu'nun çıkışını da değerlendiren Zeyrek, İçişleri Bakanı Sayın Soylu da tepkisel dedi. Tepkisel olmuş demek nedir yani? Herkes tepkisini dayak atarak gösterecekse bu ülkede düzen kalır mı? O zaman bana kızan herkes tepkisini göstermek için bana dayak atsın. Ben sokakta nasıl güvenle dolaşacağım? İçişleri Bakanı benim güvenliğimi sağlamakla sorumlu değil mi? Her tepki gösteren sokak ortasında insan döverse bu ülkede asayiş olmaz. Bu şiddet doğru değildir. Şiddet varsa açık ve bet tavır sergilemeleri gerekir dedi.